5 Temmuz 2009'da gerçekleşen Urumçi katliamından sonra zorla kayıp edilen Uygurların akıbeti hala bilinmiyor. Bazı insan hakları örgütleri ve uzmanlar onların Çin'deki organ kaçakçılığının kurbanı olduğunu öne sürüyor. 12 Uygur Çin'e iade edildi. New York Times'ın Mısır Hava Yolları yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Mısır yetkililerinin ülkesinde eğitim görmekte olan 12 Uygur öğrenciyi Çin'e iade ettiği, başka 22 Uygur'u daha iade etmeye hazırlandığı bildirildi. Kazak dublajcı Jensbek Bağdalı, 2 Mayıs tarihinde Urumçi'deki evinde tutuklandı. Onun Kazakistan yeşil kartına sahip olduğu bildirildi. Çinli otomobil firması FAW'ın ülkedeki 680.642 aracını hava yastığındaki sorunlar nedeniyle geri çağırmaya hazırlandığı bildirildi. G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı. Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen 12. G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı. Sonuç bildirgesinde küreselleşmenin yararlarının paylaşılması, dayanıklılığın oluşturulması, sürdürülebilir geçim kaynaklarının geliştirilmesi ve sorumluluk kabul etmek ana başlıkları yer aldı. ABD bombardıman uçakları Kore'de. ABD'ye ait iki bombardıman uçağı, Kuzey Kore'nin balistik füze ve nükleer programına karşı düzenlenen bir eğitim misyonunda yer almak üzere Güney Kore ve Japonya jetlerine katıldı. Kazakistan ve ABD askeri işbirliği planına imza attı. Washington'da Kazakistan ve ABD Savunma Bakanlıkları iki ülke arasındaki askeri işbirliği planını imzaladı.